Haydi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Masadan bile kalkmadım. Kalem tutuş şekli bile aynı arkadaşlar. Soru çözümlerine geldik. Önemli. Çık ekrandan. Burayı kaçırmadın değil mi? Şurayı. Ekrandayım değil mi ben? Sayfa niye değişmiyor? Heh. Arkadaşlar burayı kaçırmadın umarım. Tekrarını yaptın. Birazdan soru çözeceğim. Önemli yerlere değineceğim. Gel şimdi kamulaştırmaksızın el atma. Geçen bir öğrenci yazmış. Eğer beni izliyorsa buradan ona da selam olsun. Hocam diyor kamulaştırmaksızın el atma el atma durumunda bedel ödeniyor mu? Arkadaşlar bakın kırmızı. Bakın ne yazıyorum? Bedel ödenmez. Ne demek istiyorum? Eğer ki size kamulaştırmaksızın el atma durumu deniyorsa hocam diyeceksin. Bir hukuku uygun olarak el atma. İki, hukuka aykırı olarak el atma. Yani bu durumu bir kere ikiye ayıracaksın. Kamulaştırmaksızın, kamulaştırmaksızın el atma durumu tek olay değil. Tek bir hareket değil. Ya hukuka uygun olarak bunu el atıyorsun ya da haksız fiil. Hukuka uygun olmayarak fiili yol ile el atıyorsun. Bunda açılacak bir dava var, öbürünü açılacak bir dava var. Gel buraya. Soruya geçtim. Şimdi imar planı İmar planına uygun olarak hak sahiplerine izni olmaksızın arsa ve arazi parsellere ayırmaya idare yetkili kılınmıştır. Mücavir alanda belediye, mücavir alan dışında valilik buna yetkilidir. Meydan, park, karakol, okul, cami gibi alanlar için idarenin %40'ını geçmeyecek şekilde el atmasıdır. Bu durumda idare herhangi bir bedel ödemez. Hocam ne demek istedin? Bak bana Zamanında hani diyorlar ya bizim büyüklerimiz. Ya zamanında buralar diyorlar tarlaydı bal çıktı. Herkes oraya almış değil mi zamanı? Herkes oradan bir arsa almış bir tarla almış tarlalar bölünmüş arsalar olmuş arsalar sahiplere satılmış. Herkes milimi bilim bilimini arkadaşlar birinin ar arsasının bittiği yerde diğerinin arsası başlıyor. Birinin arsası bittiği yerde diğerinin arsası başlıyor. Yarın bir gün burası imara açıldığında yani buraya yerleşim yerleri oluşturulmaya başlandığında buradan yol nereden geçecek? Herkesin arazisi, herkes almış. Buraya cami nereye yapılacak? Karakol, okul, kütüphane, sosyal tesis, belediye binası, valilik binası nereye yapılacak? Şimdi düşün. Oraya imara açıldı. Oraya vatandaşlar akın akın göç ediyor. E buraya karakol nereye yapılacak? Cami nereye yapılacak? Okul nereye yapılacak? Bunlar için devlet o arazileri kendince bir parsellere ayırıyor. Parsellere ayırırken yüzde kırkı devletindir diyor. Yani o arazileri paylaştırıyor. senin arazinin yüzde kırkı devlete yüzde sende kalıyor. İşte biz buna kamulaştırmaksızın el atma olayı diyoruz. Tamam mı? İşte devlet bu durumda o yüzde kırk bedeline cami yapmak için, karakol yapmak için, okul yapmak için park, bahçe yapmak için ona el koyması senin o bina evler arasında yapacağın sosyal hayatın bir parçası olduğu yorumuyla ben buraya diyor ücret ödemeden sana hizmet getirebilmek için herkesin arazinin %40'ını alacağım. O ayırdığım %40'a park yapacağım, sağlık ocağı yapacağım, karakol yapacağım vesaire gibi sebeplerle anladı değil mi olayı? İşte buna biz ne diyormuşuz? Kamulaştırmaksızın el atma olayı diyoruz. Peki hukuka aykırı mı? Değil. Hukuka uygun el atma olayıdır bu. Tamam. İşte herhangi bir bedel, herhangi bir bedel ödeniyor mu? Ödenmez. Devam devam. Hukuka aykırı olarak el atma durumunda arkadaşlar haksız fiil olarak değerlendirilir. Haksız bir fiildir. İdari işlem yapmadan el atıyor. Yani ne bir kamulaştırıyor ne bir hukuka uygun olarak kamulaştırmaksızın el atma o durum var. Ne bir acele acele kamulaştırma durum var. Hiçbir şey yok. İdari bir işlem değil. Hukuksuz bir şey bu. Tamam mı? İşte bu durumda bu durumda meni müdafaa davası. Meni müdahale, müdahale, müdafaa müdahale davası açılıyor. Adli yargıda bu dava açılır. Bu dava için zaman aşımı süresi yoktur. Halen bu videoyu izliyorsan, dedim ya başta videonun başında artık çok geç. Neye çok geç biliyor musun? Sen bir yola girdin, bu iş olacak. Kaymakam olmak, hakim olmak kolay bir şey değil. Ciddi sorumluluk kalacaksın. Ve bu sorumluluğu almak için ciddi bir şekilde yol kat ettin. Az kaldı. Tamam. Sakın bırakma. Haydi arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldim. Videoyu beğeni yapıyorsunuzdur. Kanala abone değilseniz mutlaka olun. Ee, bildirimleri açın. Her yüklendiğinde size bildirim gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. hoşça Hoşçakalın. Bu videoların notlarına hukuköğretir.com adresine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.